Arkadaşlar merhabalar. Asal sayılarda artık son başlığımızı işliyoruz. Rasyonel ifadelerde bölen sayısı bulmak. Burada çözecek olduğumuz soru tarzları zaman zaman temel kavramlarda da karşımıza çıkabilir. Esasen genel anlamda değer vermeli sorulardır. Fakat pozitif bölen ya da negatif bölen adedini kullanarak çözdüğümüz de sorulardır. Burada bu tarz soruları çözerken bilmenizi istediğim önemli bir bilgi var. O da Bessel kalbi. Bu Bessel kalbi bilgisi işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Bir kalp işareti. Burada işin özü sistemi geri yükleyebilmek. O da şöyle, elimizde mesela A artı B bölü C gibi rasyonel bir ifade varsa biz bunu geri yükleyebiliriz. Aslında bunun bir önceki hali nedir? Paydada bulunan C, pay kısmındaki hem A'nın hem de B'nin ortak paydasıdır. Buraya şöyle güzel bir kalp atıyoruz. A bölü C artı B bölü C. Bunu da şöyle yazıyoruz. A bölü C artı B bölü C. Hocam bu benim nasıl işime yarayacak? Bu senin şöyle işine yarayacak arkadaşım. Örnek verelim. Elimizde bulunan ifade x artı 10 bölü x olabilir. Biz bunu geri yükleyebiliriz. Yani bu aslında x bölü x artı 10 bölü x'tir. X bölü x artı 10 bölü x'ten gelir. Evet hocam doğru. Bunun bir önceki safhası bu. X bölü x 1 eder. Burada da kalır 10 bölü x. Peki x'in alacağı değerler kime bağlı? Ona bağlı. Yani biz hangi sayıyla çalışacağımızı bu şekilde tespit etmiş oluruz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. X ve Y birer tam sayıdır. Pozitif, negatif. Diğer yer sıfırda olabilir belki. Y eşittir 4X artı 30 bölü X. Eşitliğini sağlayan kaç tane X var, kaç tane Y var, kaç tane sıralı ikili var demiş. Bakın şurada bir Bessel kalbi yapalım. Aslında buradaki ifade 4X bölü X artı 30 bölü X'tir. Yani Y eşittir 4X bölü X artı 30 bölü x. Şuradaki x'ler sadeleşirse y eşittir 4 artı 30 bölü x olur. Yani x'in alacağı değerler kime bağlı? 30'a bağlı. O zaman y'nin alacağı değerler de 30'a bağlı. Biz x gördüğümüz yere kaç farklı değer yazabiliriz? Bunu bulursak eğer y de bir o kadar değer alabilir deriz. Ve buna karşılık da aynı adette sıralı ikili vardır. Şimdi gidip amele yolundan 30'u kaç tane tam sayı böler bunu tek tek yazmanın bir anlamı yok. Biz bununla ilgili ne öğrendik? Asal çarpan ve bölen sayısı adedi bulmayı. 30'u asal çarpanlarına ayırdığımızda 2 kere 3 kere 5'tir. Dereceler 1, 1, 1. 1 artırdım 2. 1 artırdım 2. 1 artırdım 2. Çarparsam 8. Bizim 30 dediğimiz sayımızın 8 tane pozitif tam böleni var. Burada da tam sayı dediği için bir o kadar daha negatif böleni var. O zaman 30'un toplamda 16 tane tam böleni var. Yani x gördüğüm yere 16 tane değer yazabilirim. Buna karşılık 16 farklı y değeri gelir. Bunun cevabı 16, bunun cevabı da 16. Her bir x'e bir tane y değeri karşılık gelir. Örneğin mesela x'e 1 verdiğimizi düşünelim. 30 böldük 4, 34. Bir tane x'e bir tane y değeri, bunun gibi tam 16 tane sıralı ikili buluruz. Bu 3 tane sorunun cevabı da 36'şardır. Ama burada senin alman gereken en temel mesaj şu. Buna benzer ifadelerde Bessel kalbi yapacaksın. Daha sonra buradaki pay kısmında bulunan sayının kaç tane tam böleni var, bunu kullanacaksın. Tabii burada şuna dikkat etmen lazım. Burada adam tam sayı diyor mu? Sadece pozitif der, bazen negatif der, bazen asal der. Orada uyanık olman lazım. Uyarımız var arkadaşlar. Öncül bilgide verilenlere dikkat et demişim. Eğer bulduğun cevap doğru değilse ya da şıklarda yoksa öncül bilgide verilenleri tekrar değerlendir. Pozitif mi diyor, negatif mi diyor, tam sayı mı diyor, tek mi diyor, çift mi diyor, asal mı diyor gibi gibi. Öncül bilgi bizim için çok önemli. ÖSYM'e ne sorar sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. A ve B birer tam sayı, hem pozitif hem negatif. Yer yer olabiliyorsa sıfır da olabilir. Bu eşitliği sağlayan kaç tane A virgül B sıralı ikilisi vardır? Zaten kaç tane A varsa o kadar, yine kaç tane B varsa o kadar sıralı ikili vardır deriz. Hemen bir Bessel kalbi yaparız. Aslında bizim A dediğimiz ifade 5B bölü B'den 5 artı 48 bölü B. B'nin alacağı değerler kime bağlı? 48'e. O zaman 48'in tam bölen adedi bizim işimizi görür. 48'i çarpanlarına ayırdığımda 16, 3. Yani 2'nin 4. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti. Asal çarpanlarından sonra dereceleri birer arttırıyorum, çarpıyorum, 10 buluyorum.
Peki bulduğum bu 10 ne? 48'in pozitif bölen adedi. İşin içinde negatifler de var mı? Var. Yani 2 çarpı 10'dan 20 tane tam böleni var diyoruz. Bunun manası şu arkadaşım. 48'i bölen tam 20 tane değer var. Buna karşılık 20 tane de A değeri gelir. Her bir B değerine bir A değeri karşılık geleceği için 20 tane sıralı ikili yazılır. Doğru yanıt C şıkkı. Sıradaki ÖSYM ne sorar sorumuzda? X bir pozitif tam sayıdır. Bak adam ne demiş? Pozitif demiş. Uyanık ol. Yap bir Bessel kalbi. 3x bölü x'ten 3 geldi. Eksi 60 bölü x. X'in alacağı değerler kime bağlı? 60'a. 60'ı parçalayacaksın. 6, 10, 2, 3, 2, 5 birleştir. 2'nin karesi 3'ün 1'i, 5'in 1'i. Dereceleri birer artırıp çarpalım arkadaşlar. 1 artırdım 3. 1 artırdım 2. 1 artırdım 2. Çarparsam 4, 3, 12. Yani bulduğum 12, 60 sayısının tam 12 tane pozitif böleni var demektir. Peki bu 60 sayısının kaç tane negatif böleni var? Yine 12 tane. O zaman 12 artı 12'den toplamda zaten 24 eder. 60'ın 24 tane tam böleni var. Ama adam bize neyi söyledi? X dedi pozitif bir değer. O zaman biz şu 12 taneyi karalarsak X 12 tane değer alır arkadaşlar. İfadesini tam sayı yapan kaç tane X değeri vardır? O zaman doğru yanıt 12'dir. Yani D şıkkı. Sıradaki soruda şöyle bir kurnazlık var arkadaşlar. Normalde ifade olarak bizim tanıyabileceğimiz bir ifade değil. Ama aslında bunu da şunun için veriyorum. Normalde yukarıdaki soruları eğer içler dışlar çarpımı yaparsak bu kalıba dönüşüyor. A, B birer tam sayıymış. Pozitif, negatif her şey olabilir diyor. Şimdi burada bizim yapmamız gereken olay şu. A, B eksi 7, B ifadesini eğer ben B parantezine alırsam A eksi 7 olur. Eşittir 80. Her iki tarafı B'ye bölüyorum. A eksi 7 oldu sana 80 bölü B. Şimdi bana neyi sordu? Eşitliğini sağlayan kaç tane A değeri vardır? E şimdi A'nın alacağı değerler kime bağlı? B'ye. B'nin alacağı değerler kime bağlı? 80'e. O zaman 80'i çarpanlarını ayırırsan 2 üzeri 4 çarpı 5 yapar. Dereceleri birer artırırsan orada var 1. 1 artırdım 2. Bak 80'in 10 tane pozitif böleni var. Adam burada ayrı gayrı yapmamış. Negatifleri de alırım. O zaman bir 10 tane de negatif var. Demek ki 80 sayısının toplamda 20 tane tam sayı böleni var. Buna karşılık 80'i bölen 20 tane B değeri yazabilirim. O zaman 20 tane de A değeri gelir. O zaman kaç tane A değeri var? 20 tane. Doğru yanıt B şık. Şimdi buradaki soruda arkadaşlar yine aslında aynı olay söz konusu. Ama şöyle. Ah be keşke yukarıda şu paydanın aynısı olsaydı. O zaman 56'dan ben bir 6 alsam, A'nın yanına versem, A artı 6, 50 bölü A artı 6. Bak amacıma ulaşıyorum. Oh be, bak yaptım bir Bessel kalbi. A artı 6 bölü A artı 6, artı 50 bölü A artı 6. Hocam ben anlamadım. 56'dan bir 6 aldım, A'ya verdim, kaldı burada 50. A artı 6, A artı 6 artı 50 bölü A artı 6. Yani o zaman ben burada nasıl yapıyorum hocam? Paydayı pay kısmında oluşturuyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz bir Bessel kalbi. Eşittir 1 artı 50 bölü A artı 6. Öncül bilgiye dikkat ediyoruz. A, B birer tam sayı. Pozitif, negatif her yer serbest. Şimdi A'nın alacağı değerler kime bağlı? 50'ye. 50'yi çarpanlarına ayırdık. 25, 2, 2 üzeri 1, 5'in karesi. Dereceyi 1 artırdım. Dereceyi 1 artırdım. Bulduğum 6, 50 sayısının 6 tane pozitif böleni var demektir. Bir 6 tane de negatif böleni var. Oldu sana 12 tane tam böleni. Yani A'nın alabileceği 12 farklı değer vardır. Buna karşılık 12 farklı da B değeri ortaya çıkar. Kaç tane A değeri vardır? 12 tane arkadaşlar. Arkadaşlar Bessel kalbi ile çözebileceğimiz soru çeşitlerini kademe kademe artırarak götürüyoruz. Şimdi normalde biz burada bir Bessel kalbi yapabilmemiz için yukarıda 3 tane x var. Ah be keşke 3 tane de 2 olsaydı. 3 tane 2 ne yapar? 6. Bak 96'dan bir tane 6 verdim. 3x artı 6 artı 90 bölü x artı 2. Pay kısımda paydayı oluşturmak istiyorum. 3 parantezine alıyorum. 3 tane x artı 2 artı 90 bölü x artı 2. Kime eşit? Y'ye. Yap bir Bessel kalbi. Hop. Hop.
y eşittir 3 tane x artı 2 bölü x artı 2 artı 90 bölü x artı 2. Şunlar gider. İfadenin son hali 3 artı 90 bölü x artı 2 olur arkadaşlar. Öncül bilgiye bakalım. Birer tam sayı. Önümüz açık. Atış serbest. X'in alacağı değerler kime bağlı? 90'a. 90 dediğimiz 9 çarpı 10, 2, 5. Yani 2 üzeri 1. 3'ün karesi 5 üzeri 1 eder. Dereceleri birer artırıp çarpalım arkadaşlar. 1 artırdım 2, 1 artırdım 3, 1 artırdım 2. Çarparsam 12 tane 90 dediğimiz sayının pozitif böleni var. Bir o kadar da negatif böleni var. O zaman 90'ın toplamda 24 tane tam böleni var. Yani x'in alabileceği 24 farklı değer var. Buna karşılık y'nin de alabileceği 24 farklı değer var. Bir tanesine bir tane karşılık gelir. Doğru yanıt o zaman 24 tane sıralı ikilidir. Yani Edirne. Sıradaki sorumuz. A, B birer tam sayıdır. A eşittir B artı 30 bölü B artı 6. Biz az önce bunda bir ah çekmiştik. Ah be, keşke şurada bir B artı 6 olsaydı. Olur. O zaman 30'dan oraya bir tane 6 verelim. Yani B artı 6 artı 24 bölü B artı 6. Yap bir besel kalbi. Hop hop. Demek ki A sayısı eşittir B artı 6 bölü B artı 6'dan 1 artı 24 bölü B artı 6. Kime bağlı B artı 6'nın alacağı değerler? 24'e. 24 8 kere 3 mü? Evet. 2'nin kübü 3'ün 1'i. Dereceleri 1 artır 4. 1 artırdım 2. 4 kere 2 8. Yani 24'ün 8 tane pozitif tam böleni var. Bir o kadar da negatif tam böleni var. Toplamda 16 tane tam sayı böleni var. Zaten tam demiş kaç tane sıralı ikili? 16 tane sıralı ikili yazılır arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı. Sıradaki soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. A bir pozitif tam sayıdır. Özellikle belirtmiş. A'nın alacağı değerler pozitif olacak. Şimdi yine burada Bessel kalbi uygulayabilmek için paydayı pay kısmında oluşturalım. 32'den bir tane 2'yi sol tarafa verelim. A eksi 2 toplamda eksi 32 olması için. Eksi 30 bölü A eksi 2. Bessel kalbi yapma zamanı. A eksi 2 bölü A eksi 2'den 1 gelir. Eksi 30 bölü A eksi 2. Şimdi A'nın alacağı değerler yine 30'a bağlı. 30'u çarpanlarına ayırdığımızda 2 kere 3 kere 5 eder. Dereceleri de 1, 1, 1'dir. Artırdım 2, artırdım 2, artırdım 2, birer artırdık. Bulduğumuz 8'in manası şu. 30'u bölen 8 tane pozitif tam sayı var demektir. Şimdi 30'u bölen 8 tane pozitif tam sayı varsa A eksi 2'yi 8 tane pozitif tam sayıya eşitlersek A zaten 8 tane değer alır. Bu cepte. Ayrıca 1 eksi 30 bölü A eksi 2 ifadesinde 30'u bölen 8 tane de negatif bölen var. Bunlardan bir tanesi eksi 1, eksi 2, nokta nokta eksi 30'dur. Biz bunlardan eğer paydayı eksi 1 yapan değeri bulmaya çalışırsak A'nın burada 1 alacağını görürüz. Yani 8 tane değerin üzerine bir tane de böyle değer alır. Toplarsak arkadaşlar A dediğimiz değer 8, 1 daha 9 tane değer alır. Doğru yanıt E şıkkıdır. A ve B birer tam sayıdır demiş. B eşittir 2A artı 70 bölü A artı 5. Şimdi yine pay kısmında paydayı oluşturalım. 2 tane A varsa 2 tane 5. Yani 2 parantezinde eğer A artı 5 olursa 2A var. 2 kere 5 10. 70'ten 10 aldığımızı düşündük. Geriye kaldı 60. Bölü A artı 5. Yap bir mesel kalbi. 2 çarpı A artı 5 bölü A artı 5'ten 2 gelir. Artı 60 bölü A artı 5. Şimdi yine aynı olay. A'nın alacağı değerler 60'a bağlı. 60'ı da çarpanlarına ayırırsak 2, 3, 2, 5. 2'den 2 tane, 3'ten 1 tane, 5'ten de 1 tane. Dereceleri birer artırıyoruz. 3, 1 artırdık. 2, 1 artırdık. 2 çarparsak 12. 12'nin manası şu. 60 denilen sayının 12 tane pozitif tam böleni vardır. Bir o kadar daha da negatif böleni vardır. Toplamda 24 tane tam böleni var. Burada çünkü tam sayı demiş. Pozitif, negatif diye ayırmamış arkadaşlar. Şimdi 60 sayısının 24 tane tam böleni varsa o zaman buna karşılık 24 tane A değeri vardır. 24 tane de B değeri vardır. Birebir eşlemeden dolayı 24 tane sıralı ikili gelir. Doğru yanıt C şıkkıdır.
Arkadaşlar asal sayılarda artık yazmış olduğumuz önümüzdeki bütün soruların hepsini çözdük. Geçmiş olsun diyoruz. Şimdi bir sonraki konumuz OBEB OKEK. O da kendi çapında ayrıca önemli bir konu. Buraya kadar işimiz tamam. OBEB OKEK'te görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.